Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki V'lere göre X uzunluğu kaçtır diye sormuş. Merkezi T notasını birleştirdiğimiz zaman dik olmak zorundadır. Yani açımız buradan 90 derece olur. Ve bir diğer özelliğimiz de şu. Çapı gören açı 90 derecedir. B notasını F ile birleştirdiğimiz zaman dik olur. Ve dikkat edersek DFBC bir dik oldu ve yarı çap 13 olarak belirtmiştik. AO uzunluğu 13 birim olur. Daha sonra AFB üçgene baktığımız zaman bu bize orta tabanı çalıştırır. Orta taban özelliği 1'e 2 oranı söz konusuydu. Dolayısıyla uzunluğumuz 5 birim olur. Ve son olarak da yarı çap uzunluğu 13 olarak belirtmiştik. Dolayısıyla O ve e uzunluğu toplam 13 birim olur. Tamladığımız zaman 8 birim olur. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit. Dolayısıyla x'in değeri buradan 8 birim olarak çıkar. Ve bir diğer sorumuz. Yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Önce yarı çap uzunluklarını belirtelim. Çift tırnakla gösterelim. Daha sonra merkezi d notasını zaman yarı çap olacağından. O de yarı çap. O e yarı çap. Ve daha sonra dikkat edesek ilk üçgen oluştu. İkizkenar üçgenin taban açıları 20 ve iki iç bir dış açı uyguladığımızda EDO o açısı buradan 40 derece olur. Ve tekrar ikizkenar üçgenin taban açıları eşitliğinden buradaki OE ve C açısı 40 derece olur. Ve son olarak tekrar iki iç bir dış açı özelliği uyguladığımız zaman buradan X'in değeri 20 ve 40'ın toplamından X buradan 60 derece olarak çıkar.